Hayır, etrafımızdaki diğer seralarda ufaklı, büyüklü, dengesiz gelişmeler var. Mesela Semih diye bir arkadaşım var yan tarafımızda. Evet. Onun serası yerle bir dengesi. Ben de tavsiye ettim rekor gelişimi. Yaprak gübresini kullan. Yaprak gübresini kullandı ve de bir hafta sonra gittiğimde akıl almaz bir şekilde bir gelişim gördük. Evet. Yani o da çok memnun. Bu ne böyle diye. Ben de dedim ki işte rekor gelişim gübre git al kullan. Ha. Aynen. Çok güzel. Bakar mısınız şu çiçeklere bakın. Doğurganlıklara bakın. Arılar. Arılar dört ayağından bir sarılıyor bu çiçeklere Savaş Bey. Evet. Polenlerini almak için. Evet, çünkü çok geniş geniş açıyor Evet. onlar. Evet. Cinsimiz Frigya. Evet, Frigya. Buradaki parmaklık çok canlı. Bakar mısınız? Bakın. Şu an biz şuna bak. Şunu tam tutalım şöyle. Bildiğiniz parlıyor yani. Evet, pırıl pırıl parlıyor. Parlıyor. Evet, 8 Mayıs 2020 Akser'dayız. Bir salatalık serasındayız. Ve Haşim Adak, sayın ser öğreticimiz. Seramızı çekiyoruz. Evet. Haşim Beyciğim, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Sağ olun. Yani seramız çiçek gibi. Çok değerli, Evet. çok güzel. Bu serada ne kullandınız, sonuçlar nedir? Bir anlatır mısınız? Öncelikle Savaş Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu rekor gelişim gübreyi internetten gördüm ve de arkadaşların tavsiye etsinler. İlk önce fide ekimi ekmezden önce ben bunları fidelerin üzerine püskürtmeli olarak kullandım. Yaprak gübremizi alalım şunu. Evet. Yaprak gübremizi üzerine püskürtme olarak kullandım ve de ertesi gün bu fidelerimi diktim. 15-20 gün arayla ben bunları ekmiş oldum. Fidelerin üzerine püskürttüm ve de fidelerin de köklenmek, çiçeklenmek, boy olarak, dengeli büyüme olarak çok hızlı bir şekilde fark ettim. Ve de fidelerinde, meyvelerinde hiçbir hastalık, bir dengesizlik, bir stres, hiç öyle bir şey yaşamadık. Evet. Yani Ekerken de rekor gelişimden kullandınız. İki çuval evet. ekara. Evet, ekerken toprağımızda da iki Evet. çuval rekor gelişim kullandım. Ve Evet. de ürünlerimdeki düzgünlük, Parlaklık. parlaklık, Evet. lezzet, vitrindeki dayanıklık ortamı, Gelenler ne diyor? Gelen gelen tüccardır, ziraatçıdır ne ziraat mühendisi arkadaşlarımız dedi ki diyor? hiçbir mana bulamadılar yani. Dediler ki ne kullanıyorsun sen burayı, ne atıyorsun sen? Ben de dedim ki arkadaşlar ben bunu ilk ekerken alttan rekor gelişim köklendirici gübre toprak düzenleyici kullandım. Ve dedim üstten dedim rekor gelişim yaprak gübresi kullandım. Evet. Yani böyle bir şey olamaz dediler. Böyle bir şey olamaz dedim. Oluyor mu peki? Böyle Hemen şu gösterelim haliyle de şöyle. oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Bugün hava çok sıcak. Fazla kalamayalım burada. Havada sıcak ısınıyor yavaş yavaş. Peki iklim bozuk biliyorsunuz. Bu Evet, iklimlere rağmen iklimler bu çok sonuç. dengesiz. Peki etraftaki salatalık seraları böyle mi sizce? Hayır, etrafımızdaki diğer seralarda ufaklı, büyüklü, dengesiz gelişmeler var. Mesela Semih diye bir arkadaşım var yan tarafımızda. Evet. Onun serası yerle bir dengesi. Ben de tavsiye ettim rekor gelişimi. Yaprak gübresini kullan. Yaprak gübresini kullandı ve de bir hafta sonra gittiğimde akıl almaz bir şekilde bir gelişim gördük. Evet. Yani o da çok memnun. Bu ne böyle diye. Ben de dedim ki işte rekor gelişim gübre git al kullan. Ha. Aynen. Çok güzel kullandı. Ve şimdi devam ediyor kullanmaya. Evet. Evet, devam edelim şöyle. Yani rekor gelişim ürünleri genel olarak ne yapıyor? Genel olarak ne görüyorsunuz yani? Bir anlatır mısınız? Rekor gelişim ürünleri ilk önce bitki köklendirmek, bitkinin dengeli büyümesi ve de çiçeklenmesi, hastalık marazdır bunların bitkiye getirmemesi. Yani onun için bitkiyi bir nevi iklim koşullarının stresinden kurtarması. Evet. Onun için şu haliyle çok memnunum. Bitkim de çok güzel. Dengeli büyüyor. Ürünlerim de kaliteli. Lezzet olarak çok güzel. Vitrin olarak dayanıklılık süresi uzun süreli. Evet. Herhangi bir hastalık belirtisi var. Şu gezelim önce şöyle bir. Şöyle bir. Serada şu hali hastalık görünen hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü neden? Ziraat mühendisi gelen arkadaşlarımız da baktılar, incelediler. Yani ne bir moldi hastalığı, ne bir başka bir bakırlı hastalığı, hiçbir hastalığı göremedi. Yani yapmış olduğu uygulamayı tebrik ederiz dedi. Aynı şekilde devam et dediler. Aynı şekil. Evet. Tabii beslemelerinizi yapacaksınız. Şu bir Tabii. gezdirin şu çiçeklemeleri. Görelim şöyle güzelce bir. Şöyle çünkü kamera alamayabilir. Şöyle hafiften hafiften dokunmadan şöyle. Parlaklık peki nasıl parlaklık meyvelerdeki? Meyvelerdeki parlaklık çok canlı. Bakar mısınız? Şu Bakın. an biz... Şuna bak. Şunu tam tutalım şöyle. Bildiğiniz parlıyor yani. Evet, pırıl pırıl parlıyor. Parlıyor. Daha bunlar en birinci maça yani. Evet, birinci maça. Maça sıklığınız peki? Maça sıklığı çok güzel. Evet.
Çiçeklerde solma yok. Peki arılar nasıl arılar? Arılar çok güzel. Ne yapıyorlar? Arılar, çiçekler çok açık olduğundan hepsi yapışıyor dört ayağından beraber. Çiçeğin özünü alıyor, polenini alıyor. Buyurun gelin. Şu çiçekleri gösterelim be. Polenini alıyor. Şu çiçekleri bakın gelin böyle. Açık olduğu için rahatça çiçekler, arılar. Evet. Bakın şu gördüğümüz, bakın şurada ben bir tane göstereyim şöyle. Görüyorsunuz çiçek böyle kabakçığı gibi açık yani. Peki çiçeği burnundan salatalık topluyor musunuz? Evet. Yani salatalıklar çiçeği burnunda oluyor herhalde. Evet. Bakar mısın? Bakın görüyorsunuz çiçeği burnunda salatalık işte bu. Aynen. Şöyle tam bir göstereyim şöyle. Evet, çiçeği burnunda. Şey burnunda. Seviyorlar mı şekilde? Harika burası diyorlar. Ne diyorlar? Lezzet olarak, şey olarak. Şimdi arkadaşlar da hepsi yani gün aşırı salatalık siparişi veriyor. Peki gelelim çiçeklenme konusu. Malum şimdi istediğimiz kadar boy yapalım, büyütelim ama çiçeklenme verim nasıl? Nasıl gidiyor? Şu halde verim çok güzel. Evet. Çiçeklenme, boğum arası. Hı-hı. Onun için şuraya bir yakından gösterir misiniz şöyle bakın. Doğurganlık çok üst seviyede görüyor musunuz? Evet. Şuraya bak. Bakın doğurganlık çok çok üst seviyede. Tam onu kamera almayabilir. Ben biraz geride kalayım şöyle. Şöyle devam edelim. Ha. Bakın şöyle ha. Parlaklığı bir daha gösterelim şöyle. Düzgünlüğü görüyorsunuz. Yani Savaş Bey gerçekten pırıl pırıl ürünümüz yani. Fese koymuşsunuz bir baktım herkes ne kullandın diye. Evet. Nasıl bir tebrik geliyor size? Yani çok güzel bir şey. Ziraat mühendisi arkadaşlarımız da öyle diyor. Yani yapmış olduğun uygulamalar işlemi gerçekten harika bir şeydi. Evet. Evet. Peki tüccarlar ne diyor abi? Tüccarlar malının çok kaliteli olduğunu söylüyorlar. Desen olsun, hı-hı, görünüm olsun, hı-hı, kalitesi olsun, ondan sonra raf ömrü olsun, hı-hı, tadı olsun. Yani yapmış olduğun uygulamaları aynı şekilde devam et, düzenini bozma diye söylüyorlar yani. Evet. Peki fiyatlar nasıl şu anda? Şu anda fiyatlarımız güzel. Allah bereket versin. Şu an salatalık 5 lira. 5 lira olmasını demek ki diğer seralarda ekilem olan yerlerdeki seralar demek ki salatalık olmadığı için, hı-hı, fiyatlarımız şu an güzel. İnşallah bu şekilde devam eder. Biz de peki bu yıl madem salatalık açısından, üretim açısından kötüyse biz peki yeşil sektörüne geçeceğimiz gözüküyor mu şu anda? Evet. Evet çünkü aşırı doğurgan. Bir gösterelim şöyle lütfen. Evet. Bakar mısın şu çiçeklere bakın. Doğurganlıklara bakın. Arılar dört ayağından bir sarılıyor bu çiçeklere Savaş Bey. Evet. Polenlerini almak için. Evet çünkü çok geniş açıyorlar. Evet. Evet. Cinsimiz Frigya. Evet Frigya cinsiyle. Frigya cins. Koyuyorsunuz bunları siz. Evet. Millet beğenmekten bir hal oluyor haliyle böyle. Evet. Evet bu kadar beğenilen tıklama bir şey yok. Tıklama rekoru. Hayır. Bu kadar beğenme şey yok. Ben de dedim geleyim bari Haşim Bey bir görelim öyle. Durum bu şekilde. Doğurganlığı evet. Çok üst seviyede. Evet. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun.